kıymetli şehitlerimiz, saygıdeğer gazilerimiz, çok kıymetli basın mensuplarımız, şu anda Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde 15 Temmuz Derneği olarak protesto gösterimizi, basın metnimizi gerçekleştiriyoruz. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, 1 Kasım 2018 günü mecliste yaptığı konuşmada 15 Temmuz alçak darbe girişimine yeltenenleri ve onlara karşı kahramanca direnen milletimizi aynı tepeye koyup 15 Temmuz'u iki batılın birbiriyle mücadelesi olarak nitelendirmek suretiyle utanç verici bir skandala imza atmıştır. Bilindiği gibi Türkiye 15 Temmuz 2016'da FETÖ örgütünün alçaklıkta sınır tanımayan bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Darbeciler vatanına ve iradesine sahip çıkan sivil halkın üzerine tank sürmüş, kurşun ve bombalar yağdırmış, bu hunharca saldırıdan dolayı 251 vatandaşımız şehit olmuş, binlercesi yaralanmış ve sakat kalmıştır. Ayrıca Cihangir İslam'ın çatısı altında konuştuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez bu darbeci güruh tarafından bombalanmış, yakılıp yıkılmıştır. Türkiye'yi emperyalist sofralara meze yapmayı öngören bu hain girişim açıkça canına kastedilmek istenen Cumhurbaşkanımızın ölüme meydan okuyan duruşu ve milletimizin tarihe geçecek yiğitçe direnişiyle püskürtülmüş ve hamdolsun bertaraf edilmiştir. Milletimizin bu darbeye karşı yazdığı destan hiç kuşku yok ki Çanakkale destanının adeta yeniden güncellenmesi ve şahlanmasıdır. Genç kızlardan çocuklara, profesörlerden işçiye kadar milletimizin her kesiminden şehitlerimiz canlarını vermiş ama bize bir vatan bırakmışlardır. Cihangir İslam'ın insan olan herkesin hicap duyacağı sözleri şehitlerimize hakaret, biz yakınlarına ise en az o gece üzerimize sıkılan kurşunlar kadar acı vermiştir. Esefle belirtmeliyiz ki yakın tarihimizde bu kadar vicdansız, hakkaniyetten, insaftan, izandan yoksun bir hezeyana şahit olmamıştır. O gece ve sonrasında meydanlara koşup canlarını ve kanlarını alçak saldırılara siper edenler Cihangir İslam'ın iddia ettiği gibi bir çıkar savaşı değil, bu vatanın ve bir milletin bekası için ölümlerin adeta üzerine yürümüşlerdir. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Allah korusun, şehitlerimiz ve gazilerimiz bir tepki göstermese ve o hain darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, acaba Cihangir İslam o kürsüde iki batıl birbiriyle çatışıyor diye hezeyanlarını kuzabilecek miydi? Yoksa şimdi şehitlerimiz sayesinde batıl diyebildiği FETÖ karşısında esas duruşa mı geçecekti? Üzülerek belirtmeliyiz ki daha önce yine bazı siyasilerden işittiğimiz kontrollü darbe türü açıklamalar gibi Cihangir İslam'ın bu sözleri de 15 Temmuz'da milletçe maruz kaldığımız ihanet kadar alçakçadır ve o ihanetin siyasi boyutta tezahüründen ibarettir. Biz şehit aileleri olarak şehitlerimizin bize bıraktığı acılar kadar yükledikleri sorumluluğun da şuurunda olacak, her zaman vatanımızın ve milletimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Cihangir İslam'ın insanlık ve insaf dışı açıklamalarını nefretle telin ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi buradan Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunacağız. İnşallah hepinizi oraya davet ediyoruz. Biz
bu şehit ailelerimizin, gazilerimizin aslında duygularına tercüman olmak için önce Saadet Partisi binasında protesto gösterisi gerçekleştirdik. Şu anda da Cihangir İslam'la alakalı suç duyurusunda bulunacağız.